Değil mi? Hemfikiriz. Şimdi kas kadar olsaydı bunu kitlemiştik bak. Evet, radar roketimiz bitti. Isıyı deneyelim. Bağalım. Şaştı bile. Böyle yakından deneyelim. Bakalım flare'e gidiyor mu? Yok. Yapıştırdı. Güzel. Aha, tepedeymiş. Uzaktan atıyormuş. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu güncellemede gelecek olan bütün hava, kara araçlarını A'dan Z'ye burada hemen hızlıca göstermek istiyorum. Amerika'ya yeni bir premium uçak. A8B7NA diye bir uçak geliyor. Bu uçak donanma uçağı, taarruz uçağı. Bu uçakta neler var? Hemen bakalım. Premium bu uçak. İlk defa oyuna yüklenen güdümü GNSS olan bombalar var. Bu bombalardan bu güdüme sahip olan bir de Rusya'daki Su-24 yeni gelen uçak da var. Bunlar henüz daha belli değil nasıl kullanılacağı. Henüz bir eklenti yapılmadı. Geldiği zaman bununla ilgili ayrıca bir bildirim, bilgilendirme yapacağım. Bu uçakta ne var? 9L sigilimli standart Amerikan füzeleri. Onun dışında kes yapmaya yarayan bomba ve roketler mevcut. Bundan sonra A10C geldi. Güncellenmiş yeni versiyon. Bu uçakta ne var? Bu uçağın bir arı. Kaç ona bakalım bir de hemen hızlıca. Bu uçağın bir arı 11.3 ama tank savaşlarına girdiğiniz zaman bu uçağın bir arı 12.0 muharebe puanı. A8B'ninki değişmiyor. 11.3'te kalıyor. Onu da buradan hemen söyleyelim. Bu uçakta ne var? 9M kullanıyor. Isı güdümlü füze. F-16C'de, F-15C'de kullandığımız gayet başarılı olan ıhrı güdümlü füzeler var savunma olarak. Ve standart burada gördüğünüz A10'un en güzel yanlarından biri mermi. Devasa bir vuruş gücüne sahip olan topu standart olarak var. Ayrıca Lightning 2 podu. Bunlar arkadaşlar kes yapmayı sevenler için gayet güzel bir uçak. Güncellenmiş haliyle oyuna eklendi. Daha sonra ne var? Amerika'ya yine Amerika'dan devam. F-111F var. F-111F'in ben ilk modelini oynamadım. Kanatlarının kapanmadığını söylemişlerdi. Onu denedik arkadaşlar. Bunun bombada taksanız kanatları kapanarak uçabiliyorsunuz. Onu da buradan söyleyeyim. Kanatlar kapanıyor. Tam bir roket görünümünü alıyor. Bir arı 11.7. Tank savaşlarında da bir arı muharebe puanı 11.7. Bunda ne var? Savunma olarak 9L kullanıyor. 20 mm'lik top takabiliyorsunuz. Onun dışında yine Lightning Pod'ları takarak Lightning Pod diyoruz da kamera diyelim bunların adına. Dün akşam yayında da aynısını söyledi. Kamera takılıyor ve bu bombaları ve roketleri atabiliyorsunuz. Tank olarak, uçak olarak bunlar var. Tank olarak ne geldi? T1, E1, 5.7 bir yerde bir tank geldi arkadaşlar. Onu oynamadık. Onu test etmedim. İlgilenen arkadaşlara bunu duyuralım. Şimdi Amerikan ağacı bitti. Almanya ağacı. En büyük beklentimiz Almanya ağacındaydı. Almanya ağacına uçak gelecek diyorduk. Tabi yerlere bir şeyler gelecek falan filan. Ama ne oldu? Yine elimiz boş kaldı. Almanya'ya gelen tek şey İsviçre'nin
9.0 bir yarda FFA P16 isimli uçağı, 30 milimetrelik iki tane top bulunuyor uçakta. En iyi yanı bu şu an. 240 tane mermi taşıyor. İki tane de 10G'lik füze kullanıyor. Bunları test ettim ama 600 metre 700 metredeki uçağı bile test uçuşuna düşünün. MiG 15 uçağınızda ilk füze vurmayıp ikinci füze 700-800 metrede bu vurdu. Bunun dışında ne var? Normal bomba, güdümsüz bombalar ve güdümsüz roketleri kullanabiliyorsunuz bu uçakta. Bu uçak premium. Onu da buradan söyleyelim. Almanya başkanı geldi. Puma. Puma'nın bir benzeri arkadaşlar. İsmi de zaten Alman Schutzpanzer Puma VJTF 10.7'lik bir tank geldi. Bunun burada yok. Bunda spike atacağı söylendi. Ama şeyin içinde henüz yok, onu söyleyeyim. Burada yok içinde. Ama test sürüşüne girdiğiniz zaman hala şey takılı olmasa da hemen buradan göstereyim. Burada 4 numaralı potta göreceksiniz. Şey yok. Füze henüz spike füzesi olacakmış. O aktif değil. Kilitleniyor mu? Evet, kilitleniyor. Direkt kilitleyebiliyorsunuz. Kilitleyerek atış yapabiliyorsunuz. Drone'umuz var. Drone da uçurabiliyor. Almanya'ya başka gelen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Rusya'ya geçelim. Rusya'da yine kesçiler için, kes yapmayı sevenler için Su-24M var. Su-24M'de ne var arkadaşlar? Hava hava değil bu uçak. Bu da kes uçağı. Bir daha söylüyorum. Bundaki de en önemli özellik şu an. Daha henüz dedim eklentisi yok ya da bir şey yok. Bir şey eksik şu an. GNSS güdümlü bomba kullanıyor bu da. Amerikan uçağı, Amerika'daki AV-8B'deki gibi. Nasıl kullanılacak, nasıl yapılacağız bilemedik. Bilemiyoruz şu an için. Bilgi geldiği zaman veya eklendiği zaman bununla ilgili ayrıyeten bir bilgilendirme videosu çekeriz diye düşünüyorum. Normal standart Rusların kullandığı güdümlü, nazar güdümlü, TV güdümlü bombalar ve roketler bu uçakta da mevcut. Bu uçağı görür görmez ilk aklıma gelen arkadaşlar Yak-141'di. Yak-141'e aynı uçak diyordum. Hemen hemen kasa olarak hemen hemen aynı. Bunda kanatlar kapanıyor. Çift motor var. Bunda tek motor var ama üstüne geldi Yak-141'in. Üzerine baktığınız zaman maksimum hız 1847. Buna baktığınız zaman maksimum hız 1847. Sanırım aynı motor kullanılmış. Çünkü 1280-1300 civarlarında uçuyor. Yüksüz ağırlıkta bile bu şeyi geçemiyor. Bu uçak kes uçağı yapmayı sevenler için herhalde güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında ne gelmiş? Rusya'ya gemi. Zmail diye bir gemi gelmiş. Şu an için gemi ilgimizi çekmiyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda gemiye de başlarız herhalde. Tank yerine bir şey gelmiş miydi? Tank olarak? Hayır. Tank olarak herhangi bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Britanya. Britanya'ya ne geldi? F-111'in C modeli geldi arkadaşlar. C modeli. Bu da muharebe puanı 11.7. Tank savaşlarında da 11.7. Bunda ne var? Bunda da yine Amerika'ya gelen F-111 F gibi 9L ve 20 milimetrelik top ve ayrıyeten yine bu kes yapmanızı sağlayan bombalar ve roketler ve güdümsüz bombalar mevcut. İngiltere'ye başka herhangi bir şey geldi mi? Ha, Stormer geldi arkadaşlar. Stormer. Bu geldi. Bunda ne var? 10.0 bu. Bakalım. Modifikasyonlar. Bunda ne var? 13G'lik ısı güdümlü füze. Stormer'da. Bunu test etmedim. Yani İngiltere'ye şu an dikkatini, ilgimi çekmiyor. Ama isteyenler bunu deneyebilir. Makine tüfek 1000 tane 7.62'lik atıyor. 25 mm'lik de
top var. 500 tane mermisi var arkadaşlar. Evet, bakın burada yazıyor. FIM 92 Stinger 8 tane kullanabiliyormuş. Evet, buraya geçelim. Japonya'ya. Japonya'ya ne geldi? Japonya'ya tekerlekli keşif tankı gibi bir tank. Bunda da test ettik. Normal bildiğiniz, yani bu tarz tankların yapabileceği tek şey ne? Önden kafa kafaya da bu seviyede. Bu da squadron aracı. Bunu da değinelim. Squadron aracı güzel. En azından squadron puanıyla araç kasan arkadaşlar için bir araç daha eklenmiş oldu. Kafa kafaya bir tankla denk geldiği zaman namlusunu kırıp, paletini kırıp yanına veya arkasına geçip tankı patlatmanız gerekiyor. Bunda da termal var. Şey kullanabiliyorsunuz. Drone kullanabiliyorsunuz. Japonya'da başka herhangi bir şey yok. Havada da yok arkadaşlar. En önemli güncelleme nereye geldi? Çin. Çin'e J10A geldi. J10A'da ne var? 6 tane Fox 3 kullanabiliyorsunuz. 2 tane de IRE güdümlü, ısı güdümlü füze kullanıyorsunuz. 38 G'lik 4 Mach hızında 6 tane Fox 3 kullanıyorsunuz. Yine aynı bunları da 15 kilometrenin altında atmanızı tabii ki tavsiye ediyorum. Bunlar da 40 G'lik 3.5 Mach hızında ısı güdümlü füzeler. Ayrıca kes yapmaya yarayan birkaç tane bomba ve güdümsüz bomba kullanılıyor. Ama bu uçağın genel üretim amacı, kullanım amacı hava arkadaşlar. Bu uçak merak ettim Çin ne kadar yapmış, ne etmiş. Yaklaşık 600 tane, 600'e yakın, belki de daha fazla bilmiyorum tam olarak. Hatırlayamıyorum ama bu uçaktan elinde, Çin'in elinde mevcutmuş. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. Bu oyunda en çok hoşuma giden, oyunda demeyeyim, güncellemede en çok hoşuma giden şey ne oldu? Çin'e gelen squadron aracı. JF-17 13.3 bir yerde Çin ağacını kasmadım ben. Kasmak istesek kasarız. Çok fazla araç yok. Çok kolay kasılabilir. Ama kasmayı düşünmüyorum şu an. Şu aracı kesinlikle, ama hemen araştırmaya vereceğim. Squadron puanıyla bunu açacağız arkadaşlar. Çünkü 13.3 bir yerde ve 4 tane Fox 3, 2 tane ısı güdümlü füze kullanıyor. Fox 3'lerin G'si 38 G, 4 Mach hızında. Isı güdümünün G'si 30 G, 2.5 Mach hızında. Bu uçağın en çok hoşuma giden özelliği ne oldu? Düşük hızlarda çok güzel manevra kabiliyetine sahip olduğunu gördüm. Kesinlikle bu uçağı araştırıp bunu oynayacağım. Zevk için bundan oynayacağım. Emin olabilirsiniz. Beğendim. Siz de geldiği zaman veya dev server'a girebiliyorsanız, indirdiyseniz girip bunu test etmenizi şiddetle öneririm. J10 hiçbir şekilde ilgimi çekmiyor ama bunu mutlaka oynayacağım. Onu buradan söyleyebilirim. Çin'de başka ne geldi? Pakistan tankı Khalid 10.7'de ve bu tank premium arkadaşlar. Çin'de ne vardı? ZTZ96A vardı. Şimdi de 10.7'lik Khalid geldi arkadaşlar. Bunda ne var? Hemen içine bakalım. Sabotların delme değerleri. Bunlar bence gayet güzel. Şeyi de var. Termali de var. Çok net olmasa da, akmasa da damlar. Bence güzel. 10.7 için kullanılabilir. Evet. En çok hoşuma giden şeylerden birisi kasmadım. Çin ağacını kasmadığım için kullanamayacağım. Bu antilop çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. 10.3'te arkadaşlar, şunu hemen göstereyim size. Isı güdümlü. Bakın bu mesafeden bile G alan, 38 G'lik, 30 G'lik füze kullanan güzel bir uçak savar arkadaşlar. Gayet başarılı.
buldum. Bakalım oyunda normal tank savaşlarında ne yapacak merak ediyorum. Bakalım şuradan bir deneyelim. 100 metreden G alacak mı? Aldı ve vurdu. Bunu çok kamyonetin üzerine koyulmuş ama gayet bence başarılı. Hoşuma gitti. Bir tane daha deneyelim. Bence gayet güzel. En çok bunu beğendim diyebilirim. İçinde kar aracı. Yani bu güncelleme içinde gelen en iyi, en çok hoşuna giden neler oldu da derseniz, ben JF17'yi sevdim, Antelope'u çok sevdim. Antelope'yi sevdim. Başka ne geldi? Burada başka bir şey yok. İtalya'da ne var? İtalya'ya 11.3'lük Tornado IDS geldi. Nereye gelmiş bakalım. Tornado IDS geldi arkadaşlar. 11.3'e. Tornado IDS. Bu Almanya'nın kullanmış olduğu Tornado'nun hemen hemen demeyeyim aynısı. Ne kullanıyor? 9L. Ne kullanıyor? 12.000 librelik ve 12 tane 1000 librelik bomba. Ve flare chaff daha sonradan eklenmişti biliyorsunuz. Devasa bir flare chaff kodu takılabiliyor. Güdümsüz bombalar burada. Buraya geliyor bu uçak. Başka? İtalyan aracını kasmak isteyenler için olur mu? Olabilir ama tabii ki bu premium değil. Nerede? 6 ile 8'i kastırır. 6, 7, 8'i kastırır. Tılsım basabilirsiniz. Tılsım basmadan da oynayabilirsiniz ama 5. seviyeye kadar gelip bu tornadoyu açmış olmanız lazım bunun için. Kara kuvvetlerinde bir şey var mı İtalya'ya? Gördüğüm kadarıyla yok. Yani mantıklı bir şey görmüyorum. Fransa'ya bir şey gelmedi arkadaşlar. Fransa'ya gelen tek şey şu. Kara CV nerede bu? Squadron aracı arkadaşlar. Hollanda. Oh. Keşif tankı gibi. Bunu da hafif tank bu şekilde geldi. Bunda ne var? Aynı. Kapa kapaya yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gördüğünüz tankın namlusunu ve paletini alıp yanına gidip veya kapa kapaya vurmanız lazım. Hava hedeflerine de bundan iş yapabilirsiniz. Hemen bunu da bir deneyelim. Açmışken madem. Kilitleniyor mu? Ona da bakalım. Herkes yerine. Hazırlan. Evet, kilitleniyor. Evet. Bu da kilitleniyor arkadaşlar. Fransa'da böyle bir tank var mıydı hatırlamıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu mermisiyle dahi tankların en savunmasız olduğu altlarını dahi delemiyorsunuz. Burada yapacağınız tek şey palet almak, namlu almak. Ondan sonra tankın yanına gidip onu etkisiz hale getirmek. Drone var. Drone kullanabiliyorsunuz. Başka? Burada bir şey yok. İsveç. İsveç'e ne geldi? İsveç'e Finlandiya tankı KV-1M1942 5-0'da bu uçak arkadaşlar. Tank arkadaşlar. Bu da premiumdu galiba. Evet. Premium olarak geldi. İsveç ağacına. İsveç ağacına. Kara ağacında herhangi bir şey yok. Başka uçak olarak gelen şey
Evet, İsrail'e geçelim. İsrail'de ne var? İsrail'de F-16C Barak 2 var. F-16C Barak 2'den ne var? Klasik Amerikan F-16'sında, F-16C'de kullanılan, F-15C'de kullanılan AIM-120A ve 9M takabiliyor, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya kes yapmak isteyenler için bayağı şey var. Kamerası var. Bombası var, roketi var. Fox 3 kullanıyor. Klasik F-16C'de kullanılan Fox 3'ler nasıl kullanılıyorsa aynı şekilde kullanıyorsunuz. 4 tane AIM-120, 2 tane 9M ya da 6 tane AIM-120 Fox 3 füzesi takıp uçabilirsiniz. İsrail'de başka bir şey var mı? Orada başka bir şey yok. Tankta Tiran diye bir tank gelmiş. 8.7 açmadım bile. Mermisinin delme değeri 3 BM 4, bu 3 BM 3, bu delme değerleri burada. Enteresan bir şekilde bu termal mi? Bir bakalım bir dakika. Termale benziyor. Bu seviyede termal açmışken madem, ona da bakalım. Değilmiş arkadaşlar. Gece görüşü. Termal değil. Açınca piyasaya çıktı. Termal yok. 8.7'de olsaydı zaten olamaz böyle bir şey diyecektim. Evet. Evet arkadaşlar. Burada bu güncelleme ile ilgili anlatabileceklerim, gösterebileceklerim bunlar. Şu an için sadece merakta kaldığımız tek konu var. O da AV-8B'de bulunan şu GNSS bombalarının ve Su-24'te bulunan şu KAP-500S'lerin GNSS güdümlü, bu da gün bunlarla ilgili bir güncelleme gelip nasıl kullanıldığını görmek istiyoruz. Bakalım geldiği zaman bir bilgilendirme videosu bunlarla ilgili çekebiliriz. Değişik bir şekilde ise lazer güdümlü, TV güdümlü bombalardan daha farklı bir şekilde kullanım şekli varsa bununla ilgili bir video tekrar çekeriz. Arkadaşlar hepinize bol şans diliyorum. Güncelleme geldi. İşimiz gene araç kasmaya devam. Oyunun oynanma modları ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Biz filo olarak da 1 Eylül'de 1453 ve F1453 filoları olarak filo savaşlarına başlıyoruz. Eğer bizi takip etmek isterseniz her akşam 21'de Twitch'te canlı yayında filo savaşlarında olacağız. İlgisi olanlar, merak edenler, nasıl olduğunu görmek isteyenleri hepinizi beklerim. Hepinize iyi günler diyorum. Sağlıcakla kalın. Selametle. Görüşmek üzere arkadaşlar.